İsmim Yusuf Yurtören. Bilkent Üniversitesi Turizm, aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi mezunuyum. Baba mesleği olarak geçmişten inşaatçı bir aileye sahibiz. Aynı zamanda Ankara'da işletmecilik de yapıyorum, mekanlarım var. Onları şu anda birkaç sene önce bıraktım, inşaat işine ağırlık verdik. Gönlümüz tabii hep turizmden yana. Kemer'de de küçük bir butik otel işletiyoruz. Akçakoca'ya da yıllardır geliyoruz çocukluğumuzdan beri. Hatta benim babam bile çocukluğundaki yaz tatilleri Akçakoca'da geçermiş. Onların hepsi en eski halini biliyoruz. Tabii sürekli inşaatlerle uğraştığımız için artık biraz bu sektörden uzaklaşıp kendi sevdiğim işlere yönelmek istedim. Buranın da ihalesini gördüğüm zaman zaten bu bölgeye sürekli gelip gidiyordum. İncelemeler yaptım. Ve buraya böyle bir yatırım yapma kararı aldık. Akçakoca'nın buna ihtiyacı olduğunu düşündük ve çok daha da gelişeceğini düşündüğüm için de bu yatırımı yapmaya karar verdik. Bayağı da bir yol aldık. Yaklaşık 7-8 aydır uğraşıyoruz. 4 milyon üzerinde bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Yani şu an zaten hemen hemen yaklaştık o rakamlara. Sonunun hayırlı olmasını diliyorum. Akçakoca halkı da, Akçakoca yani mekan olarak da burayı çok hak ediyor az önce söylediğim gibi. Umarım çok daha iyi yerlere gelir. Bunun gibi tesisler çoğalır. Diğer işletmeler de zaten kendilerini sürekli yeniliyorlar. Buraların ne kadar çok çoğalması halka ve bu memlekete yarayacak bir şeydir. Biz buralı olmamamıza rağmen bu yatırımı yaptıktan sonra herkes buraya gelmeli. Yani insanlar Akçakoca'dan korkmamalılar. Öyle düşünüyorum. Umarım daha başka yatırımcılar da gelecektir ve burası hak ettiği yere, hak ettiği turizm potansiyeline ulaşacaktır umarım. Pastane işlevinde ama dünya mutfağı olan, restoran gibi de çalışacak bir markamız var. Franchising sistemi olan. Türkiye genelinde 134 tane şubesi var. Artı 160 tane de pastane grubu var bu markanın. Yani oldukça büyük bir marka. Türkiye'nin her yerinde var. Düzce'de bile 2 tane şubesi var. Şu an üçüncüsünü açılacak nasip olursa. Onun yanında balık restoranı yapıyoruz bir tane. Burada Akçakoca'daki restoranların aksine biraz daha farklı bir konsept yapmaya çalıştık. Cunda mutfağı, yani Ege dünyasını, Ege yeşilliklerini buraya getirmeyi planlıyoruz. Cunda mutfağı yapıyoruz. Ona göre aşçılarımız da zaten oradan geliyor kendileri. Ekibimiz ona göre kuruluyor. Onun haricinde arkamda gördüğünüz 11 oteli, 11 odalı bir butik otel tasarladık. Burası tabii Eski Çınar Oteli olduğu için bu oteli de bir şekilde burada yaşatmak istedik. Aslında kurguladığımız isim bizim daha farklıydı bu otel için. Ama buradaki büyüklerimiz hani Çınar'ın ismini yaşamasını istediler. Biz de odalarımızın içi tamamen beyaz olduğu için otelimiz ismini Beyaz Çınar koyduk. Öyle bir kombin yapmış olduk. Sonradan bizim de çok hoşumuza gitti. Çünkü herkes burada, halk burayı Eski Çınar Oteli olarak biliyor. Bu ismi de bir şekilde yaşatmış olduk burada. Onun haricinde plaj bölümümüzde yine aşağıda güneşlenme alanlarımız, şezlonglarımız olacak. Onun haricinde işte bu plaja hizmet edecek olan bir otelin altında, otele ait ama dışarıdan da müşteri alabilecek kafe türü bir alanımız olacak. Burada nasip olursa canlı müzik de yapmayı düşünüyoruz. Çünkü turizm şehri olabilmeniz için kesinlikle dışarıdan gelen insanların bu tarz mekanlara ihtiyacı var. Akçakoca'da böyle bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz için aşağıda o şekilde tasarladık. Bunun haricinde yazın gençlerin çok sevdiği, yine turizme çok katkı sağlayacak, yani turizmin olmazsa olmazlarından olan su sporlarını koymayı düşünüyoruz buraya. İşte jet ski, banana, sürat motoru, hamburger dediğimiz, jet craft dediğimiz bazı işte uygulamaları burada yapacağız. Tabii bunlar hep risk. Burası çok dalgalı bir deniz, biliyorsunuz Karadeniz'de. Ama bir şekilde büyük tubalarla, şamandırlarla aşağımızı düşünüyoruz. Onların teknik çalışmalarını yapıyoruz sürekli, bir yıldır. Tesisimiz bu şekilde hizmet verecek. Şimdi tabii burası hani küçük bir dükkan değil. Toplamda 3000 küsur metrekarelik bir alanda sürekli bir inşaat çalışması yapıyoruz. Ve altyapısı olmayan bir yer. Tesis altından, elektrik tesisatından hepsi sıfırdan yapıldı. Giderleri, kanalları. Ve aynı zamanda beklemediğimiz sıkıntılar yaşıyoruz. Yukarıdan su alıyor binamız. İşte çatılarımız çöktü, tavanlarımız, restoranın, otel odaların, duvarların hepsi patladı. Bunun gibi aksaklıklar yaşadık. Hedefimiz bayramın ilk gününe yetiştirmek. Ancak profesyonel bir bakış açısıyla baktığımız zaman
Tamamen hazır olmazsak eğer, teknik olarak tesisimiz hazır olmazsa, sadece açmış olmak için işte bayramdaki iş kaybını düşünerek burayı açmayacağız. Eğer tam olarak hazır olmazsak bayramdan 10 gün sonra, 15 gün sonra nasip olursa tesisimizi halka açacağız. Beş yıldızlı otellerde standart odalar normalde 25-26 metrekare gelmektedir. Bizim odamız şu anda yaptığımız Çınarak, Beyaz Çınar'ın odaları 36 metrekare. Burayı yaparken aslında 11 odanın yerine 15-16 tane oda sığdırabiliyorduk. Ancak biz az odamız olsun ama büyük, ferah, şık bir oda tasarlayalım istedik. Onun için odalarımızı küçültmedik. Siz de yani kameramda gördüğü gibi bayağı geniş bir alan var. Burada oturma grubu da olacak, camın önünde oturabilecekler. Banyo duş bölümü içeride, duş bölümünde işte ayrıca cam mekan var. Yani duşunuzu alırken bile denizi seyretme şansınız var. Bu gerçekten çok otelde bile rastlayamayacağınız bir konsept. Burası giyme odası gibi olacak. Yani bir dolap değil de kapakları açtığınız zaman içeriye valizinizi koyup işte kasanız ve diğer eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan olacak. Teras bölümüne geldiğimiz zaman teras bölümünde bir oturma grubu yapacağız. Onun haricinde şezlongları olacak kendine ait. Kendine ait şemsiyesi olacak. Bu orta gördüğünüz bölümler ağaçlarla bölünecek ve altları yeşil ışık. Duvarlarımızdan kırmızı ledlerimiz var. Bunun haricinde denizi 14 tane projektörlerle komple aydınlatmayı planlıyoruz. Yani yazın oturduğunuz zaman bir karanlığa değil ama ışığın vurduğu beyaz köpükleri gördüğünüz ve sesini dinlediğiniz huzurlu bir atmosfer yaratmış olacağız. Yani şu konseptte bir tesis bugün turizmin en önüne gelen yerlerinde bile belki çok rastlayamayacağınız bir tesis oldu. Akçakoca için biz çok mutluyuz, çok gururluyuz. Umarız biz de kendi açımızdan baktığımız zaman bu yaptığımız yatırımın karşılığını alabiliriz. Hani çok pişman olmayız umarım. Ki ben öyle olacağını düşünmüyorum. Bu yatırımlar arttıkça Akçakoca'nın çok daha iyi yerlerine geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz.